Arkadaşlarım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'ın selamı, bereketi üzerleriniz olsun kıymetli takipçilerim. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Rabbim herkese sağlık, sıhhat, huzur versin. Bizler soracak olsanız hamdolsun, şükürler olsun. İyiyiz, geçtim yine mutluğa. Değerli takipçilerim, bugün ben biber dolduracağım. Yeşil biber aldım pazardan. Şöyle göstereyim sizlere. 1 kilo yeşil biber aldım. Biberlerimi yıkadım. Şimdi ağır ağır ayıklamaya başladım. Şöyle içindeki tohumları çıkaracağım. Malzemelerime de hazırladım buraya. Tezgahımı koydum. Arkadaşlarım bugün bizim menüde biber dolması, bir de çorba var. Tarhana çorbası pişireceğiz. Bayağı epeyden beri tarhana çorbası pişirmedik. Bugün yarına tarhana çorbası yapalım dedik. Salata, yoğurt, diğer kene, karın doyurma. Birazcık tırpatımı yaklaştırdım. Şöyle hemen parmağım ucuyla içindeki tohumları çıkarıyorum. Bakalım başladık biber dolmamıza. Bugün nasipse ilk yeşillik aldık. Biber dolmamızı yiyeceğiz nasip olursa. Vallahi kütür kütür ya. Tabii ki bunlar sele biberidir. Antalya tarafından geliyor genelde. Sele biberlere. Şöyle güzel gibi görünüyor. Ama daha fiyatları çok pahalı. Gerçekten çok pahalı. Şöyle temizliğini ayıklayayım. Şöyle yukarı domateslerim. İki tane de soğanım var. Şöyle kenara alayım. Domates suyumuz vardı ya. Bu domateslerim geçen haftadan birazcık yumuşamış. Ziyan olmasın diye rendeleyin. Dolmanın içine gatenliğe yıkadım. Sertlerine biberlerimin ağzını kapak yapacağım, doğracı. Malzemelerimi hazırlayayım. Şimdi arkadaşlarım biberlerimi ayıkladım. Domateslerimi de üstüne kapak yapacağım. Yan yana kıydım. Pirincimi de bulgurumu da yıkadım, süzdürdüm. Şimdi içinin malzemesini hazırlayacağım. 3 tane domates rendeledim. 2 tane de soğan rendeledim. İçine koyayım. Yeşil maydanozu güzel yakışır ama çocuklar yemediği için birazcık salçasını fazla koyuyorum. Rengi güzel olsun, kırmızı. Nane, bol naneli. Kimyon, karabiber koymayacağım. Birazcık da acı biber. Biberimiz çok acı. Yeşil biber tuzu çok sever. Zeytinyağla karışım. Sıvı yağımıza da ekleyelim borcana. Maydanoz güzel oluyor ama dediğim gibi çocuklar maydanozu sevmiyorlar. Kuru maydanozum da kalmadı. İnşallah yeşil maydanozum kurursa, kuruturuz zamanı gelince. Maydanozum güzel gitti. Otlanmış, otatlanacak. Bayağı otlanmış. Birazcık köklensin diye ellemedim. Kökleri meydana gelsin diye. Şöyle bütün
malzemelerini karıştırıp şerkelerin üstüne bir kaşık kaz yağı koyacağım. Kaz yağı güzel olur. Şöyle bütün malzemeleri iyice karıştırdık. Biberlerimi kenara alıp şöyle Bismillahirrahmanirrahim deyip şöyle ben yeşil biberlerimi içine şöyle bir tatlı kaşık, iki tatlı kaşık ilkin su koyuyorum. Öyle daha bir güzel güzel kabarıyor içinde. Kaşığın ucunla da yarım yarım iyice doldurmacı. Buğdayım yeşil biber çok seviyor dolmasını. Ben de bunun kurusunu çok severim. Kuru biberin dolmasını severim. Çocuklar yeşil seviyorlar işte. Herkesin bir damak tadı ayrı oluyor. Eşimize vallahi hiç aramaz. Ne gerek yer. Kurusu yaşa. Hiç yemek seçmez. Ama işte benim oğlan birazcık yemek seçiyor. O yüzden azıcık yemek konusunda sıkıntıya giriyor bazen. Yemek yemeyeceği yemek olduğu zaman da yemelemen yapıyoruz. Ya da kızartma türü yapıveriyorsun ya da varsa sucuk türümünü. Çocuklar hafif şeyler seviyorlar. Şimdi çocuklar gidiyor artık. Önceden büyükler ne yaparsa olurdu. Şimdi çocuklar yani onlar karnı doymayınca senin de karnın doymuyor. Belki de bu bir insana değişik olur tarife. Bizim tarif belki başkadır. Sizler başka bilirsiniz. Her yörenin, her yörenin her adeti başka oluyor. Biz de böyle biliriz. Ben şöyle tatlı kaşığına iki kaşık tabanına su koyuyorum. Öyle daha bir güzel kabarıyor. Ben öyle alışmışım. Şurada üzerinin pirinci taşmaması için biberlerimi doldurup penceremi döşedim. Ama iç harcım kaldı. Şöyle göstereyim sizlere. Dolapta da patlıcanım vardı. Hemen patlıcanlarımı içine de şöyle oydum. Zeytin ziyan olmasın diye patlıcanlarımı da şöyle hemen kalan harcıma içine dolduruvereceğim. Aynı şekilde onların yanına şöyle domateslerini kapatacağım. Biraz bir ilkini doldurayım. Ondan sonra şöyle iyicene doldurayım. Aa, neler yapıyorsunuz Cemil Hanım? Cemile Hanım biber dolduruyor, patlıcan dolduruyor. Evet. Nursemin biber dolması can istemiş. Ben de rastgele çarşamba günü alıyordum. Anne diyor, gönlümden geçen okuyor diyor bazen. Ben de çocuklar seviyor diye aldıydım. Allah'ım bir şey söylesem arkadaşlar. Ama şey yapmıyorum. Şöyle getir. Şey söylesem diğer takipçilerim. Şimdi Nursevim kedi yavrusu gösterdi sizlere. Kedi yavrusu nereden geldi? Bizim 2-3 gün önce Garadabanımıza bir tane kedi yavrulamış. Dedim ki benim beye yok hadi bir dedim. Miyav sesi var bir baksan gelsen ya dedim. Kedi veren mi kız durulara. Ben biraz kendim korkarım gece. Çok korkarım. Karanlıktan. Eşim elektriği aldı çıktı dışarı baktı geldi. Hiçbir şey yok dedi. Ya dedim bir çık bir daha bir çık bir daha çıkardım. Vallahi hatun dedi haklıymışsın. Bizim bir tane dedi. Kedi yavrulamış dedi. Garadaban dedi. Ama dedi elletmedi dedi. Hırçınlaştı dedi. Komşu gelmiş. Nursevim de okuldan gelince dün akşamleyin elektriğiyle çıktı. Baktı geldi. Nursevim kendiniz biliyorsunuz. Çok seviyor hayvanlara. Kediyi, köpeğe. Ne yapacaksınız? Bu hani köpük gibi şey biber onun kapağını. Ha şurada bazen alalım onu. Şey şurası buldun mu? Ha burada bak bak şuraya aç bir sende. Bunu yıkayayım. Onu yıkayayım.
Oradan 3 yavrusuyla biz onu 3 gündür kediye. Tabii bizim kedimiz değil, başka sokak kedisi. Ama Lady'nin her gün gelen bir kediydi. Sevim hatta diyordu, yazlardan belki farkındasınızdır da, Lady yanında misafir getiriyor diyordu. Yanında bir tane kedi getiriyordu, gri bir kedi. Bunları biz ikisini merdivende giderip içerip geri gönderiyorduk diye. Buradan arkadaşlarım, bir saniye bebeğim telefon çalıyor. Arkadaşlar, sarmamızı sardı. Aman sarma galiba neyse. Dolmamız decin. Şöyle birazcık daha üstünün parlak olması için yağımıza da gezdirdik. Biber tuzu çok seviyor. O yüzden azıcık da tuz ekledim şöyle üzerlerine. Çok da az olsa hemen sepeledim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle hemen yarı yarıya gelecek. Kettle'ımda da suyumu kaynattım. Şöyle yeterli. Ocağımı boyayın. Ağır ağır kaynamaya başlasın. Evet arkadaşlarım. Dolmam ağır ağır kaynamaya başladı. Şimdi altını kısıp ben aşağı ineceğim. Hayvanlarım bakacağım. Bir taraftan da bahçemin garıklarına can suyu vereceğim. Biraz aşağıda çekerim. Nursel'in bir yarım saat sonra dolmamızı kapatıveri ağır ağır kenarlarına kaynamaya başladı. Altını kıstım. Üzerine birazcık kaz yağı ilave ettim. Dolma bol yağlı güzel olur. Şöyle bakın kenarlarına çıktı yağları. Ağır ağır dolma bitsin. Bir yarım saat önce pişer kısık ateşte. Çünkü pirincini pişirmeden koyduk ya içine. O yüzden birazcık geç pişe. Birazcık beklememiz lazım. Evet arkadaşlarım ben aşağı indim hayvanlarımıza bakmaya. Bakıyorduk şöyle gazlarımı getirdim. Yağmur birden çoğaldı. Benim oğlan da atı biniyordu. Baktı yağmur çoğalmaya başladı. Geri döndü geliyor. Allah'ım fikir size. Aman ay çocuğun at sevdası. Çocukluktan bir gratım olsa da bilsen bir gratım. Başlığı. Aa bu indin ya. Elin selam mebe diye. Oğlum damını kuysan ya. Ay yağmur çoğaldı arkadaşlar. Fırtına, rüzgar. Direkt boyunlarını getiriyor güdümden. Çünkü çoğaldı. Rüzgar esmeye başladı. Gazlar da suyu çok sever ha. Cip cip cip. Pek suyu severler. Kara, suya pek severler. Yağmur çilemeye başladı. Pırasalarımı diktiydim ben dün. Bayağı tutmuş. Bakın domateslerimin de pek hayır yok ya. İnşallah yağmuru gördükçe sulanırlar. Değişik olurlar. Zehra yengem de 4 tane kabak çekirdeği verdi. Dibinden döken kabak, kara kabak tohumu. Bunu atıvereceğim ben şimdi şöyle köşeye. Biraz daha atayım bakalım inşallah biter. Zehra yengemin kalmış. Dibinden döken kara kabakla çekirdeğinden getirivermiş. Şöyle birer tane atayım. Derin atmayın inşallah çıkar. Yağmur yağdı mı güzel olur onunla. Bir tane de şuraya atayım. Fasulye garıklarının ağacını atıyor. Şöyle. Yumuşak toprağına şöyle kapatalım. İkisi
hepsini buraya. Bir tane şöyle maydanoza söktük ya arkadaşlar, olmadı diye. Birine de şöyle tam. Birine de aynı şekilde yanına, kenarına. Buraya başka ne atacaksın zaten? Kabak çekirdeği atayım bunları da. Şöyle örteyim. Ben bunları sulayayım da. Yağmur çileyiyor ya. Yine de sulamak gerekiyor. Şöyle iki köklü buraya attım. İnşallah biter. Yağmur çoğaldı. Siyem siyem. Bakın arkadaşlar, çoğaldı. Kırtıklarımız ıslansın. Rüzgar da çıktı. Fırtınayla beraber yağmur yağmaya başladı. Hem de çok yağmaya başladı. Burada da Halil atını darıyor. Halil seni video çekiyor. Ömrünü bir şeye verirdin ha, bir kısım ot. Eğer öyle ot değil şimdi bak. Hemen getirdin ya. Ya neye de yağmurda tam benim. Yağmurda tam benim. Hayır, kestirimden döndün. Terli diyorsun, ondan dedim. Çabuk geldin de ondan. İnsanlar gördüğünüz gibi şöyle görürsün. Karanlık şey diye işte. Valla üstüm geliyor. Bağlı mı? Hiç de bir şey yok, ağzında böyle gevüş çalıyor. Rahatlıyor onlar. Daha dökülen yonca kırıklarını yiyor ona. Rahatlıyor onlar. Yazık, acıkmış. Karıda bana da bir tane kedi eniklemiş. Yavrulamış uduvaya, birinin gözü gömü, teyimi içeri koydu, durmuyor. Geri kodu geldi annesinin yanına. Ne edecek bilmiyorum, yazık. Hoşuna gidiyor, bu aramazsa. Güneş mi? Yemlerimiz geldi, 5 çuval. İkisini boşalttı, küçük aldı. Duymuyor baban seni. Bayağı güzel yağıyor yağmur, yıkılmaya başladı. Dün de açık çarptı geçti de. Bir dakika yağmur oldu, bugün açık fazla yağdı. Allah'ım ver, verivesin yaradan bir mevlen, betinle, bereketinle. Güzel Allah'ım. Ey Allah'ım sen büyüksün. Yardır mevlen su. Önceden yağmur yağıyor, Arap sıcağından bakıyor. Yak Allah'ım yak diye çocuklar dua ettirlerdi bizi büyüklerimiz. El açarlıkla dua ederdik. Çocuk aklı, büyüklerimiz çocukların duası geçerli derlerdi. Çocuklara dua ettirlerdi. Ama güzel yağıyor. Bu tarafa güneş doğuyor. Bu tarafa gaskara doğdu. Sekit ıslanmış koyunlarına yağmur çocuk. Ekrem'le süreceğiz diye uğraşıyorlar. Şşşt! Hışt! Bak şuna! Hemen kapıya çık gördüğümü giriyorlar. Hışt! Şşşt! İnsanın evinde kendini tutacak köpekle. Peki güdümden gene çocuk oyun kuleden geliyor. Islandılar yavrum. Yağmurda da dışarı seyretmesi çok güzel. Ben de ha merdivenin altına geldim şöyle. Merdivenin altından bir geldim. Öbür odaya gideceğim şimdi, öbür eve.
Evet arkadaşlarım. Yağmur dindi. Demin işte rüzgar vardı. Birazcık gök gürledi. Azıcık yağdı, geçti. Ama şöyle bir bakın be. Oradan karşıdan bir ışık belirdi. Sanki böyle gökyüzünden bir şey çıkıyor gibi. İnanamazsınız. Çok değişik bir şey oldu. Şöyle o anı çekmek istedim. Akşam karanlığı oldu. Herkes çekildi evine. Ama o ışık balkon kapısından da içeri vuruyor bizi. Böyle sanki çukurun içinde halkalı bir şey oluştu. Anlatamam sizlere. Ne olduğunu ben de çözemedim. Ama çok güzel bir şey. Her taraf ışık saçtı gibi. Bakın şöyle karanlık. Ama orası aydınlık. Gökyüzünde sanki tam olarak görüyor musun bilmem ama halka bir şeyle oluşturdu. Uyum. Bulutların arasında sanki bir su akıyor gibi. O kızıldemin arasına bakın arkadaşlarım. Böyle tam videoda belli olmuyor. Karşıya vuruyor ama sanki orada bir su irkintisi gibi bir şey oldu. Çok güzel de bir şey oldu. Vallahi şöyle paylaşmak istedim sizlere. Evet arkadaşlarım, çıktım yukarı. Nur Seyyem'im sofrayı hazırlamış. Mercimek çorbası pişirmiş. Dolmamız pişmiş. Tabakları almış. Soframızı hazırlamış. Sütlacımızı koymuş. Domateslere zalatalıkları zalata yapmamış. Dilimleyecekmiş. Böyle koyduk. Şöyle. Biberimizin biri ortasında çatlamış. Kimdi güzel olmuş. Nursem'den ben kim gidiyordum kapıyı bakıyordum senin için. Bundan sonra dün ben susam sürtmesi aldım. Nursem şunu kapağını aç be. Ben pişmiş mi diye bakarken tadı da güzel olmuş. Tadına da baktım. Şöyle aşağıya dün susam sürtmesi aldım. Ona da kendim şimdi yumuşak ekmek yumuşacık. Onu sürüp yiyeceğim. Yoğurt koymuş bardaklarımız. Soframız hazır. Herhalde bir tane. Herkesin bir kızı olmalı arkadaşlar. Evin veli nimeti. Soframız hazır. Çayım da pişmiş. Vallahi böyle gök gürlüyor. Acayip derecede. Allah'ım afatsız versin. Çok şiddetli yağmur yağıyor arkadaşlar. Acayip derecede gök gürlüyor. Ama böyle şiddetli gibi yağıyor. Acık çiliyor, geçiyor. Her taraf kararda ortalık. Şöyle göstereyim. Şimşek gök gürlüyor. Allah'ım afatsız versin. Yaradan bir Mevla. Bereketimle yağdırsın. Yani inşallah. Evet arkadaşlarım. Bugünkü videomuz böyle olsun. İnşallah yarınki videoda görüşürüz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sizlerden ricam. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olun. Birkaç kelime de olsa yorum yapar da çıkarsanız, beğenilerinizi basarsanız çok memnun olurum. Hepinizden sevgiler, bir kere Allah razı olsun. Tekrar görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Cümleten hayırlı akşamlar.